Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere közde patlıcan patlıcan yapıyoruz, onu göstereceğiz. Bir de bu ateşimizi değerlendirmek için biberlerimiz var. Biberlerimizi de atıyoruz. Şu an şuraya atalım. Evet. Atıyoruz. Şuradaki boş yerleri değerlendirelim. Güzel bir şekilde pişsinler. Harika. Biberlerimizi gördüğünüz gibi arkadaşlar, boş kalan yerler, evet şurada gördüğünüz gibi güzel güzel pişiyorlar arkadaşlar. Mangalı değerlendirmenin en güzel yanı bu. Gördüğünüz gibi patlıcanlarımız zaten, şöyle yapalım bakın, bu pişmiş, şu an pişmiş durumda. Şöyle çeviriyorum, size gösteriyorum. Oo, ayrıldı. Evet, şu an bu kısmı güzel pişmiş. Uf, elim yandı. Sıcak. Çok güzel arkadaşlar. Evet, şuna bakalım. Bu da güzel. Şu an güzel bir durumda. Şu kısmı kalmış. Çevirelim. Arkadaşlar, odun ateşinde olduğu için bu lezzet olarak muhteşem oluyor. Yapanlarınız bilir. Büyüklerimiz daha iyi bilir bu işi. Biz de ateşimizi değerlendirmek için bu şekilde yaptık. Gördüğünüz gibi şu an patlıcanımızın şu kısmında bir patlak var. Ve şurasını göstereyim arkadaşlar, nasıl piştiğini şu an görebilirsiniz. Şu an köpük köpük oluyor. Harika bir şekilde şu an pişiyor. Gördüğünüz gibi. Görüyorsanız, sesini de duyuyorsanız çok güzel bir şekilde pişiyor. Gözümüz çok güzel. Arkadaşlar, bu videoyu neden çektim? Bu videoyu çekme sebebim közümüz hazır, ateşimiz hazır. Patlıcanlarımızı zaten üstüne koyduk. Güzel bir şekilde pişiyor. Dedim ki biberlerimizi de katalım. Bu şekilde bu közü değerlendirelim. Güzel bir şey olsun. Ve ayrıca güzel bir lezzet bilirsiniz. Közde patlıcan ve biberler. Hatta öyle derken şunları şöyle biraz yavaş yavaş çevirelim. Yanmasınlar. Elimizde şimdi, elimizde yanmasın tabii ki. Her zaman maşa kullanacak değiliz. Gördüğünüz gibi biberlerimiz yavaş yavaş pişiyor. Arkadaşlar, bu lezzetleri tatmanızı tavsiye ederiz. Fırsat olanlar bu lezzeti tatsın. Bu lezzeti tatsınlar. Şu közlerimizden birkaç tanesini şöyle koyalım üstüne. Ufak parçalar var. Gördüğünüz gibi onları, şurada da var. Bunları biz değerlendiriyoruz şu an. Güzel görünüyor bence. Bilmiyorum, sizler de yorumlara yazarsınız videomuzun alt kısmına. Arkadaşlar, hepinize çok tavsiye ediyorum. Çok güzel bir öğün, çok güzel bir menü olabilir. Güzelce bunun kabuklarını soyup biberlerin dış yüzeylerindeki ince zarlarını soyduktan sonra lezzetli bir yemek olur. Ve ayrıca arkadaşlar, patlıcanlarımızın da nasıl doğal bir şekilde piştiğini görüyorsunuz. Bu patlıcanlarda bazı insanlar, bazı arkadaşlar sevmeyebilir patlıcan yemeğini, ama bu şekilde közde olduğu zaman çok lezzetli bir tadı oluyor. Yani ben size tavsiye ediyorum. Bu işin daha güzel yapanları da var tabii ki. Daha farklı farklı yöntemler deneyenler var. Biraz daha fazla közümüz olsa üstünü de doldurabilirdik. Hiç gerek yok. Şu an elimizde bu imkanlar var. Bu imkanlarla ancak bu şekilde yaptık. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.